6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 44 aşağıdaki soruların cevabı. Ne ilgili alana yazınız? 14. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılımın önemi nedir? Yazınız. Cevap, çünkü bu faaliyetler insan katkısı olmadan hiçbir işe yaramaz. Çünkü bu tür faaliyetlerde insanlar organizasyonu sağlayacak iş bölümüyle koordineli bir şekilde çalışarak yardımın yerine ulaşmasını sağlayacaktır. 15. Bir iş insanı, şirketine yönetici olarak işe alacağı adaylarla görüşmelerini yemek eşliğinde yaparmış. Böyle bir yemekte, buyurun, hem yemeğimizi yiyelim hem de görüşmemizi yapalım, demiş. Aday, daha yemeğin tadına bakmadan hemen tuza uzanmış. Yemeğin sonunda iş insanı, beyefendi, size teşekkür ederim ama sizi fabrikamda müdür olarak işe alamam, demiş. Aday şaşırmış ve nedenini sormuş. O da bu soruya, ben, önüne gelen çorbanın tadına bile bakmadan tuz atacak kadar ön yargılı birine fabrikamı teslim edemem, diyerek yanıt vermiş. Yukarıdaki metinden yola çıkarak iş insanının neye karşı olduğunu belirtiniz ve karşı olunan tutum hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yazınız. Cevap, ön yargıya karşıdır. Çünkü iş için gelen kişi daha tadına bile bakmadan yemeğe tuz atmaya kalkmış. Bu da günlük hayatta değerlendirme yapmadan hemen kesin tutumlar içinde olabileceğine bir işarettir. Hiç kimse kendi iş yerinde ön yargılı bir insanı çalıştırmak istemez. 16. Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk yukarıdaki sözüyle neyi vurgulamak istemiştir? Yazınız. Cevap, milli benlik bir milleti ayakta tutan en önemli güçtür. Milli benliğin unsurlarını yani bayrağı, marşı dili korumayan bu ögelerin kutsallığını bilmeyen anlamayan bir nesil, o ülkenin yok olmasına düşmanlar tarafından kolayca alt edilmeye mahkumlardır. 17. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplumumuzdaki önemi nedir? Yazınız. Cevap, kendi gücümüzü ve olanaklarımızı, başkalarının iyiliği için kullanma yardımlaşma, topluluğu oluşturan bireylerin bir konuda duygu, düşünce ve karşılıklı çıkar birliği içinde olmaları dayanışmadır. Hiçbir insan tek başına yaşayamaz, tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaz. Her insan bir başka insanın yardımına muhtaçtır. Toplum halinde yaşama insanların birbirleriyle yardımlaşarak ve birbirlerini destekleyerek uyumlu iş görmelerini ortaya çıkarmıştır. Maddi yardımlaşma şekli olan her türlü mal ve para yardımında olduğu gibi manevi yardımlaşma da insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. İnsanların acılarını, sevinçlerini, iyi ve kötü günlerini birlikte paylaşmaları gerekir. Sıkıntı içinde olan, yardıma muhtaç durumda bulunan insanlara yardım etmek, hem insani hem de vicdani görevimizdir. 18. Bilge'ye, bu dünyada en çok kimi seversiniz, diye sorarlar. O da terzimi, diye cevap verir. Neden, denince Bilge'nin cevabı, her gittiğimde ölçümü yeniden alır ve beni öyle değerlendirir. Diğer insanlar ise ilk kez gördüklerinde bir kez karar verirler ve beni her zaman öyle değerlendirirler, olur. Bilge, neden en çok terzisini sevmektedir? Terziyi diğer insanlardan ayıran davranış biçimi nedir? Yazınız. Cevap, çünkü terzi ona karşı kesin hükümlerde bulunmaz. Her gittiğinde, yani her görüştüklerinde onu yeniden değerlendirir, doğrusu yanlışı ya da eksisi artısıyla tarafsız olarak yeniden ölçermiş de ondan. 6. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.